Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün sizlere faili meçhul bir olaydan bahsedeceğim. Çok üzücü bir olay gerçekten ve henüz çözülmemiş bir dava. Bu dava bende gerçekten çok merak uyandırıcı oldu. Eminim sizde de öyle olacak. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün size bahsedeceğim kişiler Short ailesi ve Jennifer Short. Zaman her şeyin ilacıdır derler. Evet, zaman bazı şeylere alışmamızı sağlar. Ancak unutturmaz. Short ailesinin yakınları da sevdiklerine kim tarafından zarar verildiğini bilmeden yaşamaya mahkum edildi. Peki, zaman onlar için de ilaç mıydı? Şubat 2019'da Virginia Beston'ın hemen dışında bir ev alev alev yanıyor. Yanan bu ev boş olmasına rağmen yine de çok şüpheli. Burada tam olarak ne olmuş olabilir? Bir suçun faili tekrardan gelip toplulukla ve polisle alay etmek istemiş olabilir mi? Yanan bu ev 2002 yılında çifte cinayet ve adam kaçırma olayına sahne olmuş bir ev. 50 yaşındaki Michael ve 36 yaşındaki Mary 15 Ağustos 2002'de ölü olarak bulunuyor. İkisi de başlarından vurulmuş. Çift evin farklı yerlerinde bulunuyor. Aynı zamanda evin telefon hattı da kesilmiş. Daha önemli olan ise 9 yaşındaki kızları Jennifer hiçbir yerde yok. 14 Ağustos 2002'de Michael en son Burger King'de görülüyor. İş dönüşü saat 23 sularında akşam yemeği almak için uğramış oraya. Michael bir mobil ev taşıma işi yürütüyor. Aile etrafta biliniyor, tanınıyor, sessiz sakin, kendi halinde bir aile ve çok da sevilen bir aile. Yalnız aile biraz gizemli görünüyor çünkü her şeylerini ortaya döken, herkesle her şeyi paylaşan insanlar değiller. Aileyi 10 yıldır tanıyan bir komşusu polise şunları söylüyor. En son 9 yaşındaki Jennifer'ı babasıyla bir benzin istasyonunda şeker alırken görmüştüm. O tam bir sevinç kutusuydu. Böyle sıradan insanların neden birinin öldürmek isteyebileceğini bilmiyorum. Yine her zamanki gibi 15 Ağustos'ta Michael'ın çalışanlarından biri bu çiftlik tarzı aile evine geliyor. Her zaman yaptığı şey bunun çünkü Michael'ı alıp oradan iş yerine geçiyorlar. Çalışan aracını garaj yoluna çekiyor. Garaj kapısı açık bu arada. Ve aracından inip herkese günaydın demek için garajdan içeriye giriyor ve korkunç manzara ile karşılaşıyor. Michael bir kanepenin üzerinde yatar şekilde ve kafasında da temiz bir kurşun yarası var. Çalışan tabii ki hemen polislere haber veriyor. Polisler eve geldiğinde Michael'ı garajda, Mary'i ise yatak odasında yüzüstü yatağın üzerinde yatar şekilde buluyorlar. Yoğun bir kuzey-güney otoyolu üzerindeki moteller ve benzin istasyonlarıyla çevrili bu çiftlik tarzı ev artık bir suç mahalli. Ve aynı zamanda da küçük kızın canlı görüldüğü son yer. Küçük kız için hemen arama çalışmaları başlatılıyor ve hemen Amber alarmı veriliyor. Bunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer bilmeyenler varsa da hemen açıklayayım. Amber alarmı bir acil yardım uyarısı. Daha açık söylemek gerekirse, küçük yaşta kaçırılan çocukları bulmak için ve halktan yardım istemek için gönderilen bir mesaj uyarısı. Mesajda kaçırılan çocuğun yaşı, fiziki özellikleri ve kaçırıldığında hangi kıyafetlerin üzerinde bulunduğu hakkında şeyler yazıyor. Bu alarm Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı. Adını ise 1996 yılında kaçırılan ve daha sonra da öldürülmüş olarak bulunan küçük kız Amber Hagerman'dan alıyor. Şimdi akıldaki tek soru Jennifer Short nerede? Jennifer'ın odasına bakıldığında yatağı boş, çarşaflar geriye çekilmiş. Muhtemelen kız uyurken alınmış yatağından. Çünkü ortalıkta hiçbir boğuşma izi, karışıklık ya da dağınıklık yok. Aslında Mary ve Michael için de bu geçerli. Yani onlar da uyurken vurulmuş olmalılar. Çünkü evde herhangi bir dağınıklık yok. Ortalıkta hiçbir boğuşma izi olmadığı için hatta Michael'ın da yatak odasında aslında vurulup daha sonradan garaja taşınmış olabileceği düşünülüyor. Bunun üzerine akla şöyle bir soru geliyor. Peki bu suçun faili tanıdık olabilir mi? Ortada cevaplanmayan bir sürü soru var aslında. Aile görünüşe göre Ağustos ayının sonlarına doğru Güney Carolina'ya taşınmayı düşünüyormuş. Peki aile bir şeyler saklıyor olabilir mi? Görünüşte kendi halinde sıradan, sevgi dolu, herkesle iyi anlaşan insanlar. Peki böyle mükemmel bir aileyi kim öldürmek isteyebilir ki? Polisler tüm bu sorulara cevap ararken bir yandan da Jennifer'ı arama çalışmaları yapıyorlar. Jennifer için Amber alarmı verilir verilmez çok sayıda profesyonel ve gönüllü olan insanlar Jennifer'ı aramaya başlıyorlar. İnsanların kafasındaki tek umut şu:
Bu olaydan dolayı çok korkmuş olsa da yine de kendi başına, kendi isteğiyle o evden kaçmış olması, kaçabilmiş olması. Herkesin aklındaki tek umut bu. Ancak şöyle bir sorun da var ki kız tek başına evden kaçmış bile olsa evin önü hemen ana yol. Diğer alanlar ise Virginia vahşi doğasına açılan dağlık alanlar. Jennifer aranırken Michael ve Mary'nin de cenaze törenleri düzenleniyor. Ancak bir süre sonra dedektifler Michael'ın tekrardan mezardan çıkarılmasını istiyorlar. Birçok kişi hemen şöyle söylenti yayıyor ortalığa. Polisler Michael'ın Jennifer'ın biyolojik babası olup olmadığını kontrol etmek için mezardan çıkardı. Polisler bu teoriyi yalanlıyorlar aslında. Otopsi sırasında bazı şeylerin yanlış gittiği için, yani birkaç tane eksiklik olduğu için Michael'ın mezardan çıkardığını söylüyorlar ama işin rengi öyle değil aslında. İşin iç yüzü tam da söylentilerde olduğu gibi. Michael'ın gerçekten Jennifer'ın biyolojik babasının olup olmadığını test etmek için çıkartıyorlar mezardan. Çiftin iş arkadaşları sorgulanırken tabii ki Mary'i de araştırıyorlar. Mary'nin resimlerini de yayınlıyorlar her yerde. Eğer birinin onunla ilgili bir anısı, onunla ilgili hatırladığı bir şeyler olursa gelip söylesin diye. Bunun üzerine polise hemen bir bilgi geliyor. Bazı kişiler 1992 ve 1993 yılları arasında Mary'nin çalıştığı bir fabrikada bir adamın onu sürekli rahatsız ettiğinden bahsediyor. Bu eski olay polisin başta takip ettiği teoriyi doğrular cinsten. Yani bu adam, bu kimliği belirsiz kişi acaba Jennifer Short'un biyolojik babası olabilir mi? Tüm bunlar araştırılırken maalesef ki 26 Eylül 2002'de korkulan şey oluyor ve Jennifer Short bulunuyor ancak canlı değil. Short ailesinin evinin yaklaşık 50 mil uzağındaki Rockingham County'de insan kalıntıları bulunuyor. Bu kalıntılar test ediliyor ve maalesef ki Jennifer Short'a ait olduğu ortaya çıkıyor. Aynı zamanda Michael'ın Jennifer'ın biyolojik babası olduğu da ortaya çıkıyor bu kalıntılar sayesinde. Yani bütün o teoriler çürümüş oluyor. Maalesef ki Jennifer da kafasından vurulmuş ve bir köprüden aşağıya atılmış. Atıldığı yer bir dere. Ölümünün üzerinden zaman geçtiği için maalesef vahşi hayvanlar iskelet parçalarını etrafa saçmış. Arama ekipleri kızın bulunduğu dereyi tamamen kurutsa da yine de kızın bedeninin tamamını bulamıyorlar. Bedenin tamamı bulunamadığı için Jennifer'ın saldırıya uğrayıp uğramadığı da belli değil. Yani aslında belli olmayan birçok şey var. Olayın faili kim? Neden böyle bir şey yapmak istesin? Normalde görünen aile sıradan kendi halinde bir aile. Neden birisi gelip onları bu şekilde öldürmek istesin ki? Polisler tüm bu sorular ve teoriler arasında bocalamaya başlıyor. Olay yerindeki tek kanıt iki çiftin de bedeninden çıkarılan 22 kalibrelik mermi. Bir de telefon hattının kesilmiş olması. Yani bu planlanmış bir iş gibi görünüyor aslında. Araştırmalar devam ederken Garrison Bowman adında bir adam ortaya çıkıyor. Bu adam hoşnutsuz bir müşteri. Michael'dan daha önce bir mobil ev kiralamış ve aralarında da bir tartışma yaşanmış. Daha önemlisi ise bu adamın kiraladığı mobil ev Jennifer'ın bedeninin bulunduğu yerin yakınlarında. Şüpheli konumundaki bu adam anlaşmazlık sonrasında yaşanan bu tartışmadan sonra Michael'ı hayatıyla tehdit etmiş. Garrison Bowman üzerinde bir harita taşıyor. Bu haritada da Short ailesinin evi işaretlenmiş. Ve daha da ilginci, cinayetlerden bir gün sonra Garrison Bowman Kanada'ya taşınıyor. Bowman'ın ev sahibine göre, yani onun vermiş olduğu ifadeye göre, Bowman ona şunlardan bahsetmiş. Virginia'da bir adamdan mobil ev kiraladığını, bu kiraladığı evin taşımasını istediğini, ancak evi taşımazsa ya da parasını geri ödemezse o adamı öldürebileceğini söylemiş. Tüm bu suçlamalar sonrasında Kanada'dan Amerika'ya tekrar iade ediliyor Bowman ve sürekli şunu söylüyor. Ben Michael Short adında birini tanımıyorum. Yani onları tanıdığını asla kabul etmiyor. Tüm mobil evi aranıyor, eşyaları aranıyor fakat elle tutulur bir kanıt bulunamıyor. Yani Short ailesiyle ilişkilendirilebilecek herhangi bir kanıt bulunamıyor. 2007 yılında FBI Garrison Bowman'ın artık şüpheli olmadığını açıklıyor. Yani onu şüpheli listesinden çıkartıyorlar. Bütün bu iddiaları ortaya atan kişi Garrison Bowman'ın ev sahibi, Kanada'daki ev sahibi. Diyelim ki tamam tek tanık var ve her şey incelendi ve bulunamadı ve onu şüpheli listesinden çıkardılar. Ancak Kanada'daki ev sahibinin bütün bunları bilmesi biraz ilginç değil mi sizce? Yani kimden duymuş olabilir ki eğer Garrison bahsetmediyse?
Birkaç yıl sonra listeye başka bir şüpheli ekleniyor. 2009 yılında Short ailesinin evinin yakınlarında görülen bir adamın ve kamyonetinin taslağı ortaya çıkıyor. Bu kimliği belirsiz adamın 15 Ağustos 2002 yılında Short ailesinin evinin önünde bulunan otoyolda aracını park ettiği söylenmiş. FBI bu taslakları hemen bir notla yayınlıyor. Notta yıpranmış bir tene sahip, 40'lı yaşlarında olabilir, gizemli adamın 1998-2002 model arası beyaz tek kabinli, 2 tonluk ahşap raylı, düz yataklı kasa kamyonu da olduğu bildiriliyor. Aracın taslağını gören insanlar, önceden planlanmış çifte cinayet ve çocuk kaçırma olayı için bu aracın çok da uygun olmadığını düşünüyorlar. Yani önceden çifte cinayet işleyeceğini planlayıp daha sonra da çocuğu kaçırmak için girişimde bulunacağını planlayan insanın bu aracı tercih etmeyeceğini düşünüyorlar olay yerine gelmek için. Zaten yetkililer bu adamı ve kamyonetini hiçbir zaman bulamıyorlar. Yani her şey yine başa dönüyor. Bu ailenin hiçbir düşmanı yok. Hiçbir borcu yok. Onunla anlaşamayan çevresinde kimse yok. Peki böyle bir aileyi neden birisi öldürmek istesin? Ve FBI tek bir yöne odaklanıyor. O da Jennifer. FBI'ın bakış açısı, Jennifer'ın ebeveynlerinin mekanik bir şekilde ortadan kaldırılması çok da intikam gibi görünmüyor aslında. Yani sadece ebeveynlerin ortadan kaldırılması istenmiş. Yani buna göre olaydan bir sübyancı mı mesul? Ancak bu teoride de şöyle bir sorun var. Genelde bu tip insanlar çocukların ebeveynleriyle çok nadir meşgul olurlar. Tüm bu karmaşa yetmezmiş gibi bir de olayı araştıran dedektif ve onun çalışanları FBI tarafından sorgulanmaya başlıyor. Onların suçu madde alışverişi, yolsuzluk yapma ve kara para aklayan bir çetenin üyesi olmaları. Peki bu polislerin Short ailesinin üyeleriyle herhangi bir bağlantıları olabilir mi? Yani cinayetle de bir alakaları olabilir mi? Belki de içlerinden biri bu olaya karışmış, daha sonra da diğerleri onu korumak adına susmuş olabilirdi. Belki de bu yüzden meşru kanıtlar bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine ailenin akrabaları da polisi eleştirmeye başladılar. Hatta Michael'ın amcası ağlayarak bir röportaj vermiş gazetecilere ve şunları söylüyor. Olaydan sonra evin etrafına ve olay yerine çok kişi girip çıktı ve polis buna izin verdi. Yani insanları oraya girmemeleri için engellemedi. Bu yüzden birçok kanıt da yok olmuş olabilir. Ve 2019 yılında ev gizemli bir şekilde yanıyor. Yetkililer gelene kadar ev tamamen kül oluyor. Ve yetkililer geldiğinde ise bu olayın şüpheli bir olay mı yoksa sıradan bir yangın olayı mı olup olmayacağını söylemenin zor olduğunu söylüyorlar. Tabii bu yangın ailenin yakınlarına yeniden bu faili meçhul olayı tekrardan hatırlatıyor ve onların yaralarını yeniden kanatıyor. Yangın olayından sonra Michael'ın kız kardeşi Caroline, yani Jennifer'ın halası, şöyle açıklamalar yapmış. Jennifer yaşasaydı 20'li yaşlarında olacaktı. Bugün nasıl görünürdü diye merak etmekten kendimi alamıyorum. Short ailesi birlikte olmaktan keyif alan bir aileydi. Michael şefkatli ve yardımsever biriydi. Çok da şakacıydı. Baba ve kız çok yakındı. Birlikte beyzbol maçları izlemek için işinden izin alırdı Michael. Jennifer çok kibar ve utangaç bir kızdı. Şunu da ekliyor. Bu evin yanması benim için çok çok daha kötü bir olaydı. Çünkü ben orada her ne kadar da kardeşim ve ailesi olmasa da ben oradan geçerken sanki onlar varmış gibi hissediyordum diye bir açıklama yapmış. Ve şunları da söylemiş. Bu evin gerçekten nasıl yandığını anlayamıyorum. Hiçbir fırtına olmadı ve aylardır evin elektriği de yok. Olay yeri ve evin kalıntıları hızlı bir şekilde temizlenmiş. Bu Caroline'e göre suç mahallini temizlemek gibi bir şey. Yani kalıntılar bulunmasın veya hemen ortadan yok olsun diye yapılan bir temizlik. Dava hala devam ediyor. Yani polis bu olayla ilgili gelen bütün bilgileri kabul ediyor. Ancak katili arama girişimi tamamen durmuş. Bu dava benim için gerçekten çok ilginç bir davaydı. Size göre peki teorilerden hangisi daha yakın geliyor? Yani sizce ne olmuş olabilir? Fikirlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve bir davanın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz ve desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki dava videosunda görüşmek üzere. Sevgi ve saygıyla, hoşça kalın.